Piri Reis tarafından çizildiği harita. 90 santim bir tabak. 90 santim tabakta burada ne yaptık? Piri Reis'le yine Osmanlı'da çok önemli bir kaleyi birleştirdik. Bu sanata 1982 yılında lise eğitimim sırasında Çin ile ilk tanışmam oldu. O günden sonra tabii direkt sadece bu işleri değil ama neticesinde 17 sene evvel de Ali Paşalı ile tanışmamız oldu. Orada evlilikten sonra bu Ali Paşalı Çini'de devam ettim çalışmalara. Böyle bir koleksiyon içinde bu tevafuk olarak başladı normalde. 19 ay evvel Piri Reis'i çalışmaya başladım. Çok severek başladım. Tabii bu iş gönül işi. Sabah saat 4'ler, 5'ler, 6'lar hiç uyumadan, bir gün, iki gün, hatta atölye dışına çıkmadan, gökyüzünü görmeden 4-5 günümün geçtiği de oldu. Otranto var, Birindisi var, Kahire var, yerleşim merkezi olarak. 300 senede en iyi malzemelerle, en iyi yatla, gemiyle, şimdiki tabirle, en iyi döküman veyahut da ekipmanlarla 300 senede çizilmesi gereken dünya haritasını 29 gün gibi çok kısa bir dönemde çizmiştir. Trablus'tan sonra birkaç yerleşim merkezlerinin... Bu koleksiyona başladığımda tabii biz UNESCO tarafından 2013'ün Piri Reis yılı olacağını tabii bilemezdik. Kimse bilemezdi. UNESCO son anda açıklar. Koleksiyonun başlanmasından 15. ayda açıkladı bunu UNESCO. 2013 yılına kadar. Tabii bu bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Buna da tevafuk demek gerekiyor. Tesadüfe yer yok dünyada. Allah tarafından başladık buna. Demek ki içimize düştü. Çok severek başladım bu koleksiyonda. Yaklaşık yine 90 parçaya yakın eser yaptık ama bunların 59 parçası, en küçüğü 40 santim olmak üzere 59 parçası direkt Piri Reis, dünya haritaları ve yerel yerleşim merkezlerinden. Bunun arasında ne var? Akdeniz, Ege, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki yerleşim merkezleri, yerleşim veyahut da nasıl diyelim onlara, eyalet, il, İtalya, İspanya, Türkiye gibi buraların kıyı yerleşim merkezleri. Bu da İspanya, Granada haritası. Mat gibi. Şimdi İtalya'daki, İspanya'daki, Türkiye'deki kıyılar da var arasında. Bununla birlikte hiçbirisi birbirinin eşi ve kopyası değil. Normalde haritalardaki kara çizgilerine sadık kaldık ama yerleşim merkezleri ve etraftaki yine Osmanlı ile alakalı, bu iş Osmanlı'ya mal edilmesi gereken bir şey tabii ki. Osmanlı'dan da figürleri katarak yine o günleri bir araya getirdik. Dolayısıyla bu koleksiyon 19 ayda çok büyük zahmetlerle meydana geldi. Her biri kupon ve tek çalışma. Kısmetse Mart 15'te Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde İstanbul'da Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritasının 500. yılının kutlama çerçevesinde orada bir sergimiz olacak. 75 gün. 31 Mayıs'a kadar sürecek bu. 15 Mart'ta açılıyor. Dolayısıyla orada İstanbul'daki sanatseverlere ve Türkiye'de ve dünyadan gelen diğer sanatseverlerle orada buluşmayı arzu ediyoruz. Normalde Türk Ağız veya... Bu 59 parça en küçüğü 40 santimden başlıyor. Karo, 40'a 40 karodan en küçüğü. Sonra küpler, vazolar, işte şamdanlar, kaseler ve dörtlü ikili panolardan
oluşuyor. Tabaklar var arasında. 90 santimlik tek parça tabak, 70 santimlik, 60 santimlik, 40 santimlik tabaklardan oluşuyor. 59 parçanın tamamı birbirini tamamlayıcı desenlerden ve figürlerden oluşuyor. Formlarda her biri tek olarak seçildi. Her forma değil ama bize en yumuşak, en hoş gelen formlara yapıldı. Renkler haritadakilerden de aynı, birebirler de var fakat orada biz daha güzel görünebilmesi açısından çok araştırmalar da yaptık tabii bunun için. Çok deneyler yaptık, denemeler yaptık. Hangi renklerde yaparsak daha sevimli olur. Baktığımızda da çok hoş bir koleksiyonla karşı karşıya kaldık. Bu bir iş, yani daha doğrusu gönül işi. Yani gönül istemezse beden aciz kalır. Bunu biz gönlümüzden gelmeseydi bu koleksiyona hiçbir şekilde ne başlar ne bu hale getirebilirdik.